Tonguç Akademi'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 10. sınıf tarihte neler var konularına bakacağız. Bakalım tarihte 10. sınıfta nelerimiz var. Evet tarihte bu sene hangi konularda sorumlu olacağız? Neler gelecek? Hangi ünitelerde ilgili neler işleyeceğiz? Bunu birlikte görelim. İlk olarak 1. ünitemizde yerleşme ve devletme sürecinde Selçuklu Türkiye'sinden söz edeceğiz. Peki bunun içerisinde neler var? İlk olarak 1072 ve 1308 yılları arasında başlıca siyasi gelişmeler. Yani o dönemde neler yaşandı? Neler olgular gerçekleşti? Bunlara bakacağız birlikte. Aynı zamanda Oğuz göçleri ve Anadolu'ya Türklerin gelmesinden söz edeceğiz. Aynı zamanda Anadolu'nun ilk fatihleri yani Anadolu'da ilk kurulan ilk beyliklerden söz edeceğiz bu dönem içerisinde. Aynı zamanda bu dönemde Anadolu'yu tekrardan Türklerin elinden almak isteyen Haçlar'a karşı Türklerin mücadelesini ve daha sonra mücadeleyi kazanan Türklerin daha sonrası Anadolu'yu işgal eden Moğolları göreceğiz. İkinci ünitemizde peki neler göreceğiz bu dönem içerisinde? Bu dönemde bir çınar ağacı yetişecek yani Osmanlı Devleti'nden söz edeceğiz. Beylikten devlete Osmanlı siyaseti Kuruluş döneminde neler yaşandı? Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarındaki görüşleri ya da olayları neler? Aynı zamanda bu dönemde Bizans'ın la Osmanlı Devleti arasındaki yaşadığı ilişkiler ve Osmanlı'nın Balkanlara izlediği siyasi olayları. Aynı zamanda Anadolu'da Türk Siyasi Birliği'nin kurulması ve buna bağlı olarak Türk devletleri arasındaki liderlik mücadelesini ikinci ünitemiz başlığında ne yapacağız? Birlikte göreceğiz. Daha sonra üçüncü ünitede ne göreceğiz dersek devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerleri. Yani Osmanlı Devleti'ndeki beylik döneminde Osmanlı'nın askeri gücünü. Yani yaya ve müsellemleri. Daha sonra yaya ve müsellemlerin yeni sıra tımar sistemini ve tımar sistemini bağlı olsa olarak kapı kulu ocağına yetişmiş yeni çevreleri ve devşirme sistemini birlikte ne yapacağız? Göreceğiz. Dördüncü ünitemizde ise Beylikten Devleti Osmanlı'nın medeniyeti. Peki Osmanlı medeniyetinde neler var kuruluş döneminde? Anadolu'nun kandillerini göreceğiz, evliyalarını göreceğiz. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin askeri sınıflarını ve aynı zamanda halk kültürü ve kitabi kültürünü ve Fetihle gelen dönüşümden ne yapacaksınız? Dördüncü ünitede söz edeceğiz. Peki beşinci ünitemizde ne göreceğiz? 1453 ile birlikte başlayan İstanbul'un fethiyle Osmanlı Devleti'nin bir yükselme serüvenine gireceğiz bu dönem içerisinde. Bu dönemde fetih ve fatihten söz edeceğiz ve İslam dünyasının fatih liderliği ve Osmanlı liderliğinden söz ediliyor bu dönem içerisinde. Yine gücün zirvesinde bir Osmanlı Devleti göreceğiz. Osmanlı devleti gücün zirvesine olmasıyla yanı sıra Osmanlı'nın gücü ve stratejik rakiplerini ve karadan ve denizlerdeki hakimiyetini göreceğiz. Bir adam göreceğiz, Barbaros Hayrettin Paşa. Karaları ve denizleri titretecek. Peki 6. ünitede neler var peki dersek? Bu dönemde Osmanlı Devleti'ndeki Sultan ve Osmanlı Merkezi Teşkilatı'nı, bu teşkilatın içerisinde Osmanlı'nın kalbi olan Topkapı Sarayı'nı, Osmanlı Devleti'nin en uzun saraylık yapan Topkapı Sarayı'nı ve bu sarayın içinde neler var? Yine onun yanı sıra Padişah ve Hane, Hanedan ve Kanun Ali Osmani İyi. birlikte ne yapacağız? İşleyeceğiz. 7. ünitemizde ne var peki dersek? Klasik çağda Osmanlı toplumunun düzeni nedir? Neler yaparlar? Bunlara bakacağız birlikte. Toplumun harcı ve millet sistemini. Biliyorsunuz bu sene millet sistemi üniversite sınavında çıkmıştı değerli arkadaşlar. Yine edilen yerlerde İslam kültürünün etkisi, Osmanlı toprak mülkiyetinde çift hane sistemi, lonca teşkilatı ve Osmanlı devletinde vakıf teşkilatını birlikte ne yapacağız konularda göreceğiz. Peki tarihi öğrenmek, tarihin faydaları bize nasıl katkılar sağlayacak? Toplumun kültürel, manevi ve sosyal değerlerini koruyacak. Çünkü geçmişini bilen, geçmişini bilmeyen milletler önce kendi dilini, sonra kendi kültürünü, sonra kendi benliğini kaybetmeye mahkumdur. Yine geçmişten günümüze atalarımızın bıraktığı mirasları neler yapmışlar ve ki bu mirastan nasıl hareket etmek gerekiyor? Gelecek nesillerin nasıl hareket etmesine dair bilinci anlatacak bize. Evet, tarihin geçmişe yönelik olgusunun insana bakış açısını ve kü ufkunu genişletmesi nasıl olacak? Peki, bu ufku genişleten en güzel olaylardan bir tanesi tabii ki ders çalışırken ne yapmak? Soru çözmek. Evet arkadaşlar, karşınızda ödüllü soru. Cevapları yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.